Herkese merhaba. Cenk ben, Ekstremel'den hoş geldiniz. Aslında geçen hafta çekmem gerekiyordu bu videoyu sıcağı sıcağına ama maalesef ertele tam bir hafta sonra çekebildim. Evet, geçen hafta gittiğim iki konser, hatta mini festival denebilecek etkinlikler hakkında konuşmak istiyorum. 5 Mayıs 2023 Cuma günü Destroy Night 8'de Eradicate, Gratos Ceremonium ve Diabolizer'ı izledik. Ardından pazar günü Maglibertine isimli oluşumun düzenlediği Kaptan Kadavra, Helak, Exnan ve Baba Sad ya da Baba Sed isimli grupların yer aldığı etkinlikte bulundum. Kısaca bu etkinlikler hakkında konuşmak istiyorum. Açıkçası üzerinden zaman geçtiği için hafızamda bazı anlar çok net değil ama aklımda kaldığı şekilde bahsetmeye çalışacağım sizler için. Öncelikle bir önceki canlı yayınımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bunu buradan tekrar belirtmek isterim. İmkanlar, olasılıklar el verdiğince canlı yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Canlı sohbetler olacak. Takip etmeyi unutmayın. Hatta eşe dosta tavsiye ederseniz de bizim için çok daha iyi olur. Bir önceki kaydımı dik olarak yapmıştım. Başka bir şey tasarlamıştım kafamda. Hani daha short formatına şeklinde yapayım diye düşündüm. Ama maalesef istediğim gibi olmadı. Aslında telefonda çok güzel gözüküyor da. Bilgisayardan ya da tabletten falan bakanlar için çok güzel gözükmüyor, yanlar böyle boş kalmış. O yüzden tekrar yine yatay şekilde çekiyorum. Buralara da video koymaya çalışacağım edit halindeyken. Diyorum ilk iki dakikayı doğruladık. Hemen konserlere geçin. Destroy Night 8, Diabolizer, Gratos Ceremonium, Eradicate konseri. Evet, konsere geçeyim. Üçüncü dakika oldu. Bayağı uzadı sohbet. Eradicate'le başladı konser. Genç Doom Dead grubu. Benim daha önce yer verdiğim bir grup, Extremenal TV'de videoları var. Canlı olarak ilk kez izledim. Daha önceki izlediğim videolarına göre ve dinlediğim kayıtlarına göre daha sert ve daha hızlı çaldıklarını düşünüyorum. Yeni şarkılar böyle mi olacak diye sordum. Daha sonra ufak bir sohbet ettik. Yeni şarkılar bu şekilde olacak. Daha hızlı ama tabii yine dedi geçişler olacak. Doom Dead Card, Disma tarzı düşünüyoruz. Yani Disma grubunu düşünüyoruz daha çok. Yani o tarz bir şeyler yapmak istiyoruz daha çok dediler. Açıkçası ben gerçekten beğendim grubu. Sahnede iyi duruyorlar açıkçası. Özellikle zaten vokal, gitar farklı bir seviyede. Yani grubun diğer elemanları da gayet iyi ama onların imaj olarak vokalin biraz gerisinde olduğunu düşünüyorum. Biraz daha hani o konuda çalışabilirler bence. Sahnede duruşları olsun, şarkıları olsun, tarzın içerisinde uyumları olsun, seyirciyle alışverişleri olsun gayet iyi derdi. O yüzden destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onları da yayına almayı düşünüyoruz. Eğer onlar da müsait olsa ilerleyen günlerde takip etmeyi unutmayın diyorum. Daha sonra Batu Çetin'in yan projelerinden biri olan Grotesk Ceremonium sahnedeydi. Hatırladığım kadarıyla 4 cover performansı vardı ve kendi şarkıları vardı. Coverlardan Incantation 2 defa çalmışlar. Neden mışlar diyorum. Çünkü ben kayıt almak için konsantre olduğumdan dolayı şarkıların hangi gruba ait falan olduğunu çok dikkat etmiyorum. Direkt hani elimi titretmeyeyim, işte birisi çarpmasın falan böyle sabit durduğundan dolayı aynı şarkıyı iki defa çaldıklarını sonra fark ettim. Hatta diyorum ki batıyor, bir tanesi 4 dakika, bir tanesi 5,5 dakika, niye böyle falan. O da diyor ki işte belki hani öncesinde konuşmuşuzdur, daha ondan dolayı uzun olmuştur vesaire. Derken iki defa çalmışlar. Ben iki defa kaydetmişim. Çünkü hatırladığım şey Incantation'ı bilen var mı falan dedi. O sırada oturmuştum ben, mola vermiştim ufaktan. Aa, Incantation'ı çekeyim o zaman, güzel olur falan dedim, kalktım. Onu çektim. Ondan sonra herhalde sonlara doğru bir daha çaldı. Ben çok hatırlamıyorum. Otopsi sanırım cover'ı vardı. Finlandiyalı bir grup. Demelich cover'ı vardı. Hatırladığım. Yanlış olabilir Otopsi ama sanırım Otopsi idi. Ve kendi şarkıları. Dördüncü cover'ları kim de hatırlayamadım açıkçası, kusura bakmasınlar. Onları da en son sanırım 2-3 sene önce falan, pandemiden önce izlemiştim. O zaman Batu gitar vokal yapıyordu. Şu an sadece vokal yapıyor. Ondan dolayı grubun hani ekstra gitariste gelmesi bence biraz daha seviyesini ilerletmiş. Önceki izlediğime göre kat 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 daha iyilerdi. Ve zaten artık Batu Çetin Senatap'la her gün neredeyse bir yerde konser verdiği için kondisyon, performans çok iyiydi grubun. Hatta şöyle bir esnaten oldu. Seyirci grubun performansının sonuna doğru Senatap diye bağırdı. Biraz Senatap şarkısı çalmaya çalıştılar ama şey dedi sonra, davulcu bu kadar biliyor falan. Öyle bir esnantene olmuştu. Gayet seyirciyle arası çok iyiydi grubun. Mükemmele yakın geçti diyebilirim. Başlarda biraz azdı içerisi ama
Kimse duymadı herhalde, dışarıda takılıyor insanlar. Pahalılıktan dolayı, içerideki fiyatlardan dolayı olabilir, bilmiyorum. Her konserde aynı şey oluyor zaten. İlk şarkıdan mutlaka gidiyor, kaynıyor arada. Sonra sonlara değil de ortalara doğru içerisi dolu tekrar. Güzel oldu, ben beğendim. Daha sonra Diabolizer çıktı. Onları sanırım 5 ya da 6. kez izleyişim. Her defasında üstlerine koyuyorlar. Tabii bu belli aralıklarda yeni bir kayıt vesaire yayınlamadıkları için önceki albümlerinden ve EP'lerinden şarkılar çalıyorlar. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Gayet iyiydi. Buraya performanslarını koydum zaten, bakarsınız. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Ülkenin önde gelen iyi gruplarından biri. Ben öyle düşünüyorum. Bunu Facebook'ta da paylaştım. Video ile birlikte. Yani ilk 5'e falan girer bence Türkiye içerisindeki metal gruplar arasında. Performans gerçekten çok üst düzey. Sahnede duruşları vesaire. Yani yabancı bir grup desen gözünü kapat dinle. Aa işte bu grup İsveç'ten mi ne bileyim işte nereden geldi falan diyebilirsiniz. Yani ayırt edilmiyor artık. Yani çoğu grubumuzun performansı yabancı grupları aratmayacak. Hatta bazıları yabancı grupların performanslarından da daha da iyi seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Dedim geceyi böyle bitirdik. Hemen geçelim pazar güne. Pazar günü de Maglibertine isimli alternatif webzin ya da oluşum diyebileceğimiz bir oluşumu düzenlediği bir etkinlik vardı. Daha çok burada farklı metal tarzlarından gruplar yer aldı. Hatta ilk grup metal değildi. Baba Set grubu. Garage Rock diyorlar. Onları da işte biraz dinleyebildim. Çok fazla dinleyemedim. O yüzden kusura bakmasınlar. Baba Set grubu. Hem bilmediğim için o tarzda hem de çok fazla dinlemediğim için onlar çalarken sadece uzaktan dinledim. Yani kötü bir şey gelmedi yani. Kula gayet iyilerdi. X-Nun çıktı daha sonra sahneye. Bu X-Nun grubu da ekstrem bir tarz yapıyor. Death metal de var içerisinde. Hardcore punk da var. Crust bölümler falan da var. Ve bazen bazı yerlerde elektronik efektler falan da yapmıyor. Yani ilginç bir grup. Yani bunlara ne deniyor bilmiyorum açıkçası. Hani literatürde ben daha çok deathcore'a da yakın buldum. Onlar kendilerini nasıl ifade ediyor bilmiyorum. Grubun ana elemanı daha önce pop gruplarında falan çalan bir arkadaştı. Uzun zamandır yani imaj olarak o gruplarında şeylerini görünce daha önce, yıllar önce falan, "Aa, bu ilginç bir arkadaşa benziyor falan, kesin bizim tarzlara yakın dinliyor olabilir" falan diyordum. Gerçekten öyle çıkmış. Yani çok tanımıyorum gerçekten. X-Nun grubu da gerçekten ikinci albümlerini yayınladı. Dinlenebilir, takip edilebilir. Hatta konserleri bayağı hareketli geçiyor diyebilirim. Ama imaj olarak biraz hani metal grubundan uzak gibi duruyorlar. Bana öyle geldi. Hani biz çok şey düşünüyor olabilirim. Ne derler ona? Eski kafa düşünüyor olabilirim ama bana öyle geldi. Yani imaj olarak çok daha alternatif duruyorlar. Ama tabii belki de hepimizden daha sert underground gruplar dinliyor olabilirler. Öyle giymek zorunda değiller. Onların tercihi. Derken Exxon'un ardından Helak grubu sahneye çıktı. Helak grubunu daha yanlış hatırlamıyorsam bir kere daha izlemiş olmalıyım. Ama hangi konserdeydi o konuda emin değilim. Onlar da gerçekten bir önceki konseri anlatırken de kullandığım kelimeyi onlar için de kullanabilirim. Hani grup elemanlarını daha önce bir yerde görmemiş olsam bunlar yabancı bir grup mu diye düşünmüş olabilir insanlar. Çok iyilerdi gerçekten. Bu ülkemizde de açıkçası Doom kökenli Sludge ve vesaire müzikleri birbirine eklenerek bayağı ekstrem bir tarz yaratan fazla da grup yok açıkçası. Grubun tarzı dediğim gibi Sludge, Doom, ekstrem bir metal tarzı. Yine parantez içerisinde, tırnak içerisinde benim bilmediğim ve çok fazla takip etmediğim tarzlar. Ama gayet iyilerdi sahnede. Soundları çok iyiydi. Vokal brutal olsa mesela herkes Doom Death falan bile diyebilir. Ben ilk başta hatta paylaşırken Doom Metal yazmıştım grubun açıklamasını. Ama hani biraz sonra kontrol ettiğim zaman baktım hani diğer şarkılarında hani Sludge bölümler de varmış. Stoner Sludge bölümler de varmış. Ama gayet iyilerdi. Onları da belki yani irtibat kurabilirsek ilerleyen aylarda kendilerini de ağırlamak isteriz canlı yayınlarımızda. Gelelim pazar günü neredeyse gece 12'ye doğru sahneye çıkan ve içeriği bu kadar doldurabilen ender yerli gruplardan biri olabilir. Bugüne kadar benim izlediğim en azından diyeyim. Kaptan Kadavra grubuna. Son yılların popüler isimlerinden biri.
Özellikle video klipleriyle çok dikkat çekiyorlar. Bu alanda da kendilerini tebrik ediyorum Türkiye'de, çünkü hemen hemen video klip çeken grup çok çok yok. Yani 10 grup falan vardır. Doğru dürüst çeken, yani konser görüntüsünü alıp koyup bunu official video demek değil de hani üzerinde kafa yorulmuş. Bir şeyler tasarlanmış ve bir şeyler anlatılmaya çalışan fazla bir, yok yani bence. Hatta belki de hiç yok. O yüzden Kaptan Kadavra da kendini çok farklı bir noktaya taşımış. Yanılmıyorsam onların da ikinci albümleri Ocak ayında çıkmıştı. Tarz olarak aslında yine dediğim gibi çok fazla takip ettiğim tarzlar olmadığı için çok fazla yorumlayamıyorum teknik anlamda. Onların da tarzlarının içerisinde metal de var, core da var, progresif öğeler de çok fazla var. Sadece bunları iyi bir şekilde harmanlayıp sahne performansıyla birlikte seyirciye sunmaları birçok grubun üstünde. Özellikle sosyal medyayı da çok iyi kullanıyorlar. Tanıtımlarında da zaten ufak bir not iletmişler. 100 takipçisi olan platformların hepsinde yayınlandı falan gibi. Bilmiyorum, böyle biraz dokundurmalı, iğnelemeli şarkı sözleri de var ve açıklamaları da var. O yüzden çok fazla girmek istemiyorum. Bana da dokundurmasınlar daha sonra. Ne zaman bana bir şey gönderseler sitede yayınlamayı zaten her zaman tercih ediyorum. Kaptan Kadavra başarılı bir grup. Ama dediğim gibi tarzını yorumlayamıyorum. Atıyorum death metal çalıyor diyemem. Deathcore diyemem. Metalcore diyemem. Progressive, djent diyemem. Doom metal diyemem. Ama hepsinden bir şey var. O yüzden belki de bu kadar insanın dikkatini çekti. Bilemem. Çok fazla bilemem dedim bu kayıtta ama yani bilmemek bence şey değil. Kötü bir şey değil yani. Öğreniyoruz. Her yaşta, her an yeni bir şey öğrenmenin sınırı yok. Ondan dolayı tekrar konsere dönecek olursam beklediğim iyi üzerinde geçti bu konserde. İki konserde iyiydi seyirci açısından. Ama Durak X-Tarz'da yapmaları da ayrıca bir değişikti. Yani bence The Wall'da falan, ya The Wall'da da başka bir konser vardı. Ona da gitmek isterdim ama yapsalar bence daha iyi olabilirmiş. Çünkü Durak X-Tarz'ın gerçekten metal içerikli müziğe çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Özellikle playlist seçimleri felaketli. Felaketli yani. Orada bu kadar metal ya da ne bileyim alternatif hardcore, hardcore falan dinleyen insan varken gidip pop müzik çalmaları şarkı aralarında çok kötüydü yani, kötü tercihti. Bilmiyorum, belki organizasyona izin vermediler playlist çalması konusunda. Ama bir şey diyemem. Çünkü mekan bir ticarethane tabii. Onları suçlayamayız. Bir bölümünü restoran yapmışlar. Ben uzun zamandır gitmiyordum. Bir bölümünde böyle maç izleme bölümü gibi dev ekran var. Bir bölümünde sahneye vermişler. Eskiden daha büyüktü gibi hatırlıyorum ben. Takas pazarı yapmıştık çünkü orada. Tabii ki böyle mekanların da bizim müziğimize açık olması güzel ama en azından içeride metal grupları çalıyorken grup boşluklarında işte ne bileyim aklıma gelmiyor şu anda elektronik müzikler falan çaldı. Hani insanları içeride tutup alkol satarak para kazanması gerekmiyor mu işletmenin? Neden sen grup iner inmez orada dayıyorsun, elektronik dayıyorsun, işte Türkçe pop, rock falan. Hani insanlar dışarı çıksın mı istiyorsunuz? Bilmiyorum, ben hani en azından sadece o kısmın müziklerini organizasyona bırakmasını tercih ederdim açıkçası. Hani insanlar dışarı çıkmasın, dışarıda karşı tekerden içkisini almasın, içeride içsin. Hani para kazanmak istiyorsunuz ya normal şartlarda. O tarz bir şey yapılabilirdi. Bilmiyorum, belki de tercih etmiyorlar. Belki de hani müzik sistemini bölemiyorlar. Orada çalan şey arkada da çalıyor olabilir. Teknik anlamda bilmiyorum. Ben sadece konser ve metal ekseninde konuşmayı tercih ediyorum. İki konser de güzeldi. Aynı anda yan barda hemen The Wall'da da Doom Metal grubu Illusions Play ile Melodic Death grubu Metaphoria vardı. Şahsen aynı gün aynı saatte olması sebebiyle ve bu etkinliğe daha önce söz vermem sebebiyle onlara gidemedim. Buradan da yetkililere duyurulur. Lütfen konser düzenleyecekseniz önceden bir takvimlere bakın. O hafta, o gün hangi konserler var? Biz yaparsak ne olur, yapmazsak ne olmaz? Hani bizim seyircimiz var, çıkarız falan gibi düşüne olabilirsiniz. Ama bence o kadar fazla seyirci yok. Yani bunu da şey gibi, oyları bölme gibi olacak ama seyircileri bölmeden, hani herkesin güzel günlerde, takvimsel açıdan diyorum, bir etkinlik düzenlemesi çok daha iyi olur. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Hatırlarsanız bir 4 Mart vakası vardı. Saturnus, Kraft, Silvain aynı güne denk gelmişti. Sonra bir konser ertesine kaçmıştı. Ertesi güne alınmıştı gibi. Lütfen hani biz Berlin'de falan değiliz. Yani böyle her konsere, her düzenlediğin konserde 500 bin kişi gelecek. 500 bin kişi gelecek gibi bir atmosfer yok.
maksimum 300-500 kişi gelebiliyor yani. O da hani şartlar oluşursa. Yine pazar günü için bayağı iyi bir seyirci vardı açıkçası. O konuda da tebrik ediyorum. Toplayabildiler yani herhalde 350-400 kişi vardı kaptan kadavra çalarken. Çünkü durak X'ta da geniş bir mekan. Derken lafı çok uzattım. 20 dakika oldu. Kimse izlemeyecek, dinlemeyecek buraya kadar. Ama şunu da hatırlatayım. Konser yorumlarımı ve diğer podcastlerimi Spotify'a da yüklüyorum. Oraya da ağırlık vermeye çalışıyorum. Spotify'dan da dinleyebilirsiniz diyorum ve güle güle diyorum.